göletimizde çeşitli sıkıntılar oluşmuş. Yaz mevsiminde gerekli sulamanın yapılamaması anlamına geliyor. Yaklaşık 2500 dönüm arazimiz var. 500 dönümünü kullanabiliyoruz. Türkiye'de ahududu, böğürtlen ve üzümsü bitkiler %80'i ilçemizde üretiliyor. Çilek'te de acı kayıplar verdik. Başlanma süresi 35 yıl önceye dayanıyor. 10 yılda işte toplam 2-2,5 yıl kadar kullanabildik. Ahududu ve böğürtlen, yaban mersini, açıkçası bunları ekmek istiyoruz ama bunlar da suyu çok seven meyveler. Yaklaşık 2500 dönüm arazimiz var. Suya güvenimiz olmadığı için açıkçası. Bunun yaklaşık 500 dönümünü kullanabiliyoruz. Bizim göletimize yapılacak olan masrafı biz öyle tahmin ediyorum bir yıl içinde amorti edeceğiz. Zaman içerisinde doğal koşullar çerçevesinde göletimizde çeşitli sıkıntılar oluşmuş. Göletimizin tabanında meydana gelen göçükler, bu göçüklerden suyun sızması, bu sızma neticesinde de muhtarımız ve köylümüz cesaret edemediği için patlak olacak düşüncesiyle göleti tam anlamıyla dolduramıyor. Üçte bir oranında ancak doldurulabiliyor. Bu da yaz mevsiminde gerekli sulamanın yapılamaması anlamına geliyor. Diğer bir konu da göletimizden araziye suyun ulaşımını sağlayan şebekede ciddi sıkıntıların oluşması. Uzun yıllar önce yapılmış olan bu boru sistemi hem genel sağlık açısından sakıncalı asbestli borular dediğimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörmediği bir boru sistemi ve zaman içerisinde ciddi anlamda aşınmış olduğundan dolayı ciddi patlamalar oluşuyor ve tamir edilme imkanı olmuyor. Şevketiye köyümüz, Lütfiye köyümüz, işte Kozluören, Kazancı mahallelerimiz mevcut. Tarım alanlarını kullanamıyorlar. Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Ahmet Eraslan'ı öncelikle görevlendirerek Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Bursa DSİ Bölge Müdürümüzle bir süredir sürekli görüşüyoruz. Şu anda Bölge Müdürlüğü'nün öngörmüş olduğu tamir süreci yaklaşık bir 2 yıl gibi bir süre öngörüyorlar. Tabii köyümüzün ve bölgemizin böyle bir zaman kaybına kesinlikle zafiyeti yoktur. Bunun bir an önce halledilmesi gerekiyor. İl başkanlığımızla ve genel merkezimizle paylaştık. Genel başkan yardımcımız ve aynı zamanda Bursa milletvekilimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu beyefendi bu konuyu mecliste gündeme getirdi, gündeme taşıdı. Tarım ve Orman Bakanımızla, DSİ Genel Müdürümüzle görüşmeler sağlandı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ısrarla ve hassasiyetle vurguladıkları yerli ve milli üretim anlayışı içerisinde devletimizin ilgili kurumlarının bu konuya hassasiyetle yaklaşacaklarından kesinlikle kuşkumuz yoktur. Bu üzümsü meyveler çok hassas meyveler. Ulaşımının çok sağlıklı yapılması gerekiyor. Ama ne yazık ki köylerin, mahallelerimizin yolları istenilen düzeyde sağlıklı değil. Ulaşım esnasında bu meyvelerimiz ciddi zarar görüyor. Gerek Kestel Belediye Başkanımız Önder Tanır'la, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'la ve ilgili kurumlarıyla, belediyenin ilgili kurumlarıyla şu anda irtibat halindeyiz. Yollarımızdaki sorunları ve sıkıntıları da giderdiğimizde üretmiş olduğu ürünlerin zarar görmemesi adına bir çalışmalarımız olacak. Hakikaten kanayan bir yara. Bu bölgenin çocuğu olmaması bile benim yaşımdaki ve benden yaşça küçük kardeşlerim, askerden gelen insanlar bağ bahçesi arazileri varken suyu olan ve barajı olan güvensizlikten dolayı ekemiyorlar. Ve Kestel'de, Bursa'da farklı noktalarda göç etmek durumunda kalıyorlar. Çocukları var, aileleri var. Bursa'da çalışıp ikamet etmek durumunda kalıyorlar. Bu su burada kullanılmaya, %100 kullanılmaya başlandığı zaman sulama, yani tarım arazisinin dışında da faaliyet gösterilebilir. Örnek vermek gerekirse bir balık çiftlik üretimi yapılabilir burada. Günlük mesire alanları, akabinde ahşap bongola tipi evler gibi alanda da faaliyet gösterilebilir. Çok amaçlı bir alan burası çünkü. Türkiye'de ahududu, böğürtlen ve üzümsü bitkiler %80'i ilçemizde üretiliyor. Üretim olmayınca da diğer dünyanın farklı noktalarından, işte Balkanlar, Makedonya, Sırbistan gibi yerlerden ülkeye sebze ve meyve, ahududu ve böğürtlen almış oluyoruz. Bu da milli kayba sebebiyet veriyor zaten. Elma, armut, kiraz gibi çok önemli meyvelerin de üretim merkezi aynı zamanda. İnşallah en kısa zamanda ben sonuçlanacağını düşünüyorum.
Köyümüzde kooperatif olarak 220 tane kooperatif üyemiz var. Bizim ağırlığımız böğürtlen ve ahududu. 3 yıl öncesine gittiğimiz zamanla 500 ton ve 550 ton ahudududan 200 ton böğürtlenden şu anda 180 ton ahududuya ve 30 ton böğürtlene dekoltemiz düşmüş vaziyette. Çilek'te de acı kayıplar verdik ve tekrardan su kayıpsızlığından dolayı da bir başarı elde edemiyoruz.